kusura bakmayın. Ben geç kaldım. Abi gülür ya. Geri ya. Sayın Bey. İsrail yönetimi Mescid-i Aksa'da öğlen ve ikindi namazlarının ezanlarını okup durmamış, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kilit koyarak Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girip ziyaret etmesine mani olmuş. Neden bunu yapıyor? Karşısında dur diyecek, yeter artık bu zulüm diyebilecek. Türkiye'nin dışında çok güçlü bir ses çıkmıyor. Onun için Türkiye'nin çok güçlü olması lazım. Bizim sorumluluğumuz sadece kendimizden ibaret değildir. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar çok kendisine umut bağlanmış başka bir millet yoktur. Onun için güçlü olmak zorundayız. Gücümüzü sandıklarda göstermek mecburiyetindeyiz. Bizim bu kadar yıldır iktidardayız. Kul planında sizden başka, halkımızdan başka, milletimizden başka bir gücümüz yoktur. Bu gücü inşallah 31 Mart seçimlerinde bir kez daha ortaya koyacağız. İstikrardan yana, Türkiye'nin geleceğinden yana, Türkiye'de milli bekamızdan yana, Türkiye'de kardeşçe, dayanışma içinde, huzur içinde yaşamaktan yana oylarımızı kullanacağız. Türkiye'de bu kadar yıldır hizmet eden ama daha önemlisi bu kadar yıldır saldırılara göğüs geren, başta söylediğim, 5 dakikada söyledim ama 6 yılda yaşadığımız bu ve benzeri olaylara gelip göğüs geren Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye inşallah hep beraber destek vereceğiz. Kastamonu'dan çok büyük bir destek bekliyoruz. Kalan 18 günlük süre içerisinde canla başla çalışacağız, kapı kapı dolaşacağız, hısımımız, akrabamız, köylümüz, kim varsa herkese nasıl biliyorsa biliyordur, AK Partilidir demeden bir kez daha anlatacağız. Teyit edeceğiz, oylarını talep edeceğiz ve inşallah oyların 31 Mart'ta sandıkta toplanarak sandıkları patlatmaya hep beraber vesile olacağız. Bu seçim birkaç nedenden dolayı artık yerel seçim olma özelliğinin ötesine geçti. Bunlardan bir tanesi 24 Haziran'da sizlerin oylarıyla ilk devlet başkanı olarak seçtiğiniz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimiyle birlikte Türkiye yeni bir yönetim modeline geçti. Adı Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi. Bu sistemin ilk başkanı, ilk Cumhurbaşkanı olarak Tayyip Erdoğan'ı milletimiz seçti ve hükümetini de Tayyip Erdoğan kurdu. Şimdi 31 Mart'ta vereceğimiz karar aslında Türkiye'nin 24 Haziran'daki istikametinin bir kere daha belirleneceği, bir kere daha teyit edileceği, bir kere daha ortaya koyulacağı bir seçimdir. Milletimiz kararıyla yeni yönetim modelinin de arkasında durduğunu, Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin arkasında durduğunu Allah'ın izniyle ortaya koyacak ve AK Parti Türkiye'de açık ara birinci gelerek seçimlerden zaferle çıkacaktır. İkincisi ise Türkiye uzunca bir süredir bazı olağanüstü şartların içerisinde hareket ediyor. Son 6 yılda Türkiye 6 büyük olayla karşı karşıya kaldı. Ama 7 Şubat'ta MİT Başkanlığı sorguya alınmaya çalışılmasından, Gezi Parkı eylemlerinde sokakların karıştırılmasına kadar, 17-25 Aralık'ta FETÖ'cü polislerle FETÖ'cü yargıçların planladıkları operasyonlarla Recep Tayyip Erdoğan'ın, o zaman başbakan olan Tayyip Erdoğan'ın indirilmesi planına kadar birçok planla karşı karşıya kaldı. Zaten bu olayları körükleyenlerin esas amacı hükümeti yıkmak, Tayyip Erdoğan'ın önünü kesmek olduğu gibi daha ileri amaçları da
bu ülkeyi Suriye gibi yapmak, bu ülkeyi Irak gibi parçalamaktı. Allah'a çok şükür, Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, cesareti, milletimizin kahramanlığı ve ferasetiyle bunların hepsini geride bıraktı. Bu sefer demokratik yollarla bir takım ittifaklar ortada. CHP, HDP, İP ve SP. Dört tane parti. Bunların dört tane ortak cümlesi yok. Var mı? Tanıyorsunuz, toplumun içinde bunların hepsi var. Acaba bunlar herhangi bir konuda anlaşırlar mı? Yolda görseler birbirlerine zor selam verirler. Ancak ne hikmetse seçimde bir işbirliği içerisindeler. Ortak bir tek cümleleri vardır. Tayyip Erdoğan karşıtlığı, hükümet karşıtlığı. Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin. Bunu isterler. Tayyip Erdoğan'ı bırakmayacak, sandıklarda da yanında duracak, arkasında duracak, önünü açacaktır. Biz Ruslardan savunma sistemi alacağız, füze savunma sistemi. Amerikalılar diyorlar ki alamazsın. Ya benim ihtiyacım var. Ben füze savunma, hava savunmasına ihtiyacım var. Senden alayım. Hayır, ben sana vermem. Çünkü sen PYD'ye, PKK'ya zarar veriyorsun. İyi, sen bana vermiyorsan benim ihtiyacım var. Ben bunu Ruslardan alayım. Hayır, alamazsın. Ambargo koyarım. Eski Türkiye olsaydı Türkiye'yi yöneten herkesin eli ayağı titremeye başlar. Herkesin eli ayağı birbirine karışırdı. Artık eski Türkiye yok. Türkiye Amerika'yla da Rusya'yla da eşit bir şekilde masaya oturuyor ve eşit ülke olarak konuşuyor. Ama Türkiye ne Amerika'nın ne Rusya'nın kulu kölesi olacak bir ülke değildir. Allah'a çok şükür. Şimdi birileri ama bu dolar spekülasyonları vesaire falan Türkiye köşeye sıkışsın, IMF'ye muhtaç olsun diyorlar. Kusura bakmasınlar. Kimse Türkiye'yi S-400'lerle, IMF kriziyle vesaire köşeye sıkıştıramaz. Türkiye bir daha IMF'nin kapısına gitmeyecek, IMF'ye el avuç açmayacak, muhtaç olmayacaktır Allah'ın izniyle.